Ve bundan sonra ne yapmamız gerektiği hakkında yönetim kurulu olarak konuşmalarımızda da biz Eskişehirspor'da göründüğü gibi sistem Eskişehirspor'da çökmüş durumda arkadaşlar. Belki 5-6 yıldan beri de hep de biz bu sisteme dahil olanlar, hep de bu sistemde gidenler takım başarısız olarak küme düştü. Biz arkadaşlarımız ve bizler Eskişehirspor'da biraz da sistemi değiştirmek istiyoruz. Sistemi değiştirmek istiyoruz. Bu altyapıdan A takıma, yönetimden idari kadrosuna kadar sistem değiştirmek istiyoruz. Çünkü bu sistemin biz de içine dahil olduk ve başarısız olduk sonuçta. Bu sistem nasıl değişir? Eskişehir'e kalıcı gelirler gerekti. Eskişehirspor'a kalıcı gelirler gerekti. Eskişehirspor'un şu anda hiçbir kalıcı gelir yok. Evet, düşeceğimiz lig de kalmadı. Küme düşme olursa. Bu anlamda da artık buradan sistemi değiştirip farklı bir yapıda çok güçlü şekilde tekrardan Eskişehirspor'u özlenen günlerinde çevirmemiz gerekli. Birazdan sizlere de rica edeceğim, gezdireceğim. Altyapı tesislerimiz %70'i, %75'i tamamlanmış durumda. Bununla alakalı orada bazı Eskişehirspor'a kalıcı gelirler de sağlamak için bazı durumlarımız var. Orada iki tane halı saha var, kapalı halı sahamız var. Bu kapalı halı sahaya bugün biz 10 yıllığına versek belki şu andaki bu senenin bütçesini hazırlamış bulunmaktayız. Ve birçok kişi de şu anda orayı da istiyor. Çünkü iki tane halı sahanın buradan getirisi, Eskişehirspor'a getirisi bugünün şartlarında 150 bin TL. Bunu aylık 150 bin TL ve oranın iki tane halı sahayı yapmanın da masrafı da 7 milyon TL. Ve şu anda da hala bize istek var, yani oraya 10 yıllığına biz versek dediğim gibi bütçeyi de bu senenin bütçesini de hazırlamış bulunmaktayız. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu şekilde durumlar olmuştu. Eskişehirspor kendi değil başkalarına vererek 10 yıllığına, 15 yıllığına, 20 yıllığına Eskişehirspor'un belki o gününü kurtarmışlardı ama geleceğini hiçbir kalıcı gelir bırakamayarak geleceğini kapatmışlardı. Biz bu durumlarda değiliz. Biz bugün bu koltuklardan ben ve arkadaşlarım gidebilir. Gideceğiz de ama biz buraya kalıcı gelirler bırakarak gitmek istiyoruz. Biz Eskişehirspor'un buradaki sistemini, altyapı sistemini, A takımdaki sistemini, idari sistemini, yönetim sistemini değiştirerek bu başarısız sisteme bir yan tarafa çekerek yeni bir sistem geliştirmek istiyoruz. İnşallah bu sistemde de başarılı oluruz. Bu anlamda da ilk başta da Eskişehirspor'a kalıcı gelirler sağlamak istiyoruz. Ve bu yaptığımız hizmetleri de Eskişehirspor kendisi çalıştırarak altyapısını, hiç değilse de altyapısının tüm giderlerini karşılayacak bir duruma gelecek. Futbol okullarımız da aynı keza. Futbol okullarımız da Eskişehirspor bundan sonra muhtemel kendisi çalıştırarak altyapımıza ve A takımımıza kalıcı gelirler sağlayacak.